Alo. Neredesin? Boğaz Vapuru'nda. Nereye gidiyorsun? Provaya. Şu anda ne yapıyorsun? Martıları seyrediyorum. Salak değiller ya, onlar da seni seyrediyorlardır. Sen ne yapıyorsun? Çalışıyorum. Yalan söylüyorsun, arabadasın. Evet, yalan söylüyorum her zamanki gibi. Utanmıyor musun? Utanıyorum. Hem utanıp hem yalan söylemeye utanmıyor musun? Ona da utanmıyorum. Demek sen bu utanmazsın. Evet. Kapatıyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum dedim. Denden. Neymiş o denden? Aynısı demek işte. Yazarken aynı şeyi bir alt satıra tekrar yazmayız da iki küçük çizgi koyarız ya, işte o dendendir. Yani aynısı demektir. Peki şu denden yerine ben de deseydin, hatta ben de seni seviyorum deseydin daha şık olmaz mıydı acaba? Aynen. Kapatıyorum. Günde kaç kere söylüyorsun o lafı? Neyi? Seni seviyorum diyorsun ya. 3256. Yok yok, 4842. Ne oldu, kafanı mı şişirdik? Alışkınım ben, biliyorsun. Şurada potluk var sanki ha? Gördüm. En iyisini yapıyorsun, boş ver. Bak, ben karar vereceğim diye beklerken evde kaldım. Kimisi kocayı beğenmez, kimi onu bulur evi beğenmez, kimi bir türlü gelinlik seçemez, ay yani. Hele bir de annelerle kayınvalideler işin içine girdi mi? Aman yarabbi. Olsun. Ben isterdim karışmalarını. Bir dene de gör gününü. Bende ikisi de yok. Olsalar denerdim. Damat bey çok şanslı. Tak bir daha bak. Bir de şuna bakabilir miyim? Mithat. Efendim. Bu nasıl? Bakayım. Yakıştı vallahi. Kendini alıyorsun galiba. Bir soru sorduk, cevap versen de. Eren, cevap verdik, beğenmiyorsun oğlum. Abi sen daha iyi biliyorsan o zaman sen seç bir şeyler. Ben bakıyorum zaten. Şuna bakabilir miyim? Sevgilimin bu akşam doğum günü. 15 gün sonra da evleniyoruz böyle. Nikah öncesi özel bir şey olsun istiyorum. Kararsızlığımın sebebi o. Hayırlı olsun. Eren, bu nasıl? Bilmem. Aslı beğenir mi ki bunu? Ne bileyim. Sen daha iyi bilirsin. Doğru. Dışarıdayım. Efendim. Koskoca tır nereye kaybolur Zuhal? Kim cesaret eder bu işe? Bilemem Mithat. Gördüğüm Karaca Bey çok öfkeli. Bu iş çok can yakacak. Hemen geliyor musun? Karaca Bey mi çağırıyor? O sadece gelsin dedi. Hemen gelmem benim isteğim. Şu sırada seninle hiç uğraşamam Zuhal. Seni hiç uğraştırmayacağım, merak etme. Bu saçmalamaları keser misin lütfen? Ali Demirci'nin parmağı var bu işte. Arkasını sağlama almış, bana kafa tutuyor. Elim kolum bağlı. Mithat'ı çağırmışsın Karaca Bey. O halleder bu işi. Ama alıştınız yan gelip yatmaya. Her şeyi Mithat halleder. O gidince ne yapacaksınız? Mithat gidiyor mu?
Abi niye anlamıyorum ben bu hediye işinden hiç? Hayır, haksızlık etme oğlum kendine. Aslı'ya aldığın ilk hediye hatırlasana, efsane olmuştu. Ya unutur muyum? Sarı gülle çıkma teklif eden ilk salak. Dakika bir, gol bir. Ne demişti Aslı gülleri aldığında? Sarı gülle çıkma teklif ediyorsan bunun sonu pek uzamaz. Nereden bileyim abi sarı gülün ayrılık demek olduğunu? Salak. Bilmiyorsan sorsana çiçekçiye. Fark etmez ki. Neticede ne oldu? O salak gitti kızı aldı, damat oldu. Allah'ın cezası. Mithat, sen beni sağda bıraksana. Damatlığı giymeden kefeni giydireceksin yoksa. Eren, ne ilgisi var? Nereye gideceksen bırakırım işte. Abi yok, gerçekten sağda indir. Aslı'yla parkta buluşacağız zaten. Elimde götürmeyeyim bunu. Akşam getirirsin gelirken, olur mu? Unutmam da belki gecikirim biraz Eren. Deminki telefon konuşması değil mi? Gümrükte sadece küçük bir işim var. Ne işi abi bu? Benim duymamı istemedin, kaçar gibi çıktın telefonla konuşurken. Ne ilgisi var oğlum? Söz verdin abi bana. Kardeş sözü verdim bırakacağım bu işleri diye. Hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim? Gece için şöyle fantezi bir şeyler bakıyorum. Tabii, şöyle buyurun. Harun, sen de gelsene hayatım. Sonuçta seni de beğenmen önemli. Aslanım, cuma günü sizin için uygun mu? Cuma uygun. Son provanızı yaparız, gelinliğiniz de hazır olmuş olur. Olur, teşekkürler. Aslı. Dünya küçük. Nereden nereye? Evinin kadını oluyorsun demek. Gelinlik falan. Şuna bak ata, nasıl saldırıyor. Bıraksalar sanki parçalayacak. Gel. Yavaş, yavaş. Yavaş. Hayır. Al. Ha? Hadi. Öyle vahşi göründüğüne bakma. Ölümüne sadıktır. Sadık köpeğin itten farkı nedir? Sahibini yarı yolda bırakmaz. Payına düşeni de alır. Kaç senedir benim yanımdasın Mithat? 20 sene oldu. Sen ele avuca sığmaz bir şeydin. Bana silah çekip de hayatta kalan senden başka kimse yok. Benim de silah çekip hayatta bıraktığım başka kimse yok Karacabey. Doğrudur. Kaç yüz adama ekmek veriyorum. Hepsini toplasam senin çeyreğin etmez. En çıkılmaz durumlardan sen çıkardın beni. Bende hakkın çok büyük. Estağfurullah. Öyle. Sen bana hiç hainlik, nankörlük etmedin. Ama şimdi artık yeter, gideceğim diyorsun. Zoruma gidiyor be Mithat. Benim de zoruma gidiyor ama... artık kalamam burada. Müsaade et gideyim. Niye kaçar bu adam buradan diyorum.
Neden kaçar? Hangi beladır onu korkutan? Gönül davasından başkası gelmiyor. Dün gece kaybolan tırda trilyonluk cihaz var Mithat. Biri benim yoluma taş koyuyor. Bu iş çözülmezse çok dara düşerim. Demirci Ali başıma bela olacak. Arada büyükler olmasa çoktan keseceğim biletini. Ama bunun bedelini bana ağır ödetirler. Bu gece sen mi konuşsan? Bu işi hallet. Sonra hakkım helal olsun sana. Nereye istersen git. Tamam. Ama bu gece olmaz. Yarın akşam. Tamam. Sağ ol. Ne oldu? Gidiyor mu kalıyor mu Mithat? Karaca Bey tasmasını bırakmadan hiçbir yere gidemez. Bu gece ne yapıyorsa haberim olacak. Provada canını sıkan bir şey mi oldu senin? Yo. Yani eteğini falan gereksiz uzun yapmışlar işte. Onu kesecekler. Cuma gideceğim tekrar. Buna canını sıkmazsın sen. Başka bir şey olmuş. Hop, Aslı. Ya dur işte. Bakıyorum ne ki bu? Canım. Ev mi aldın doğum günü hediyesi? Şimdilik sadece broşür. Mithatların sitemi bu. Ne oldu ki şimdi? Atacaktım zaten. İyi bak, ben de senden böyle bir şey istiyorum. Bakacağız artık. Her şey dediğiniz gibi ayarlandı Karaca Bey. Osman'a harfiyen anlattım. Hata götürmez. Seni götürür dedim. Aferin Seyfi. Bir taşla iki kuş vuracağız. Niye gittin öyle uzağa? Gel şöyle yamacıma otur. Neymiş o iki kuş? Senin neyine? Kimin peşindesin yine? Ya bozma işte ağzımızın tadını. Osman'ın adını duydum. Demek ki biri ölecek. Sen olmayasın. Dokunma bana. Ne o? Beni de mi keseceksin? Köpeklere yediririm seni. Hadi kaybol. Evet. Heh, tam orası. Mithat halledecek. Tekneler yanaşıyor ya, orada olacak. Tamam. Sadece bu kadar, evet. Kapatmam lazım.
Suhal. Bana bu bıçağı saplamak için kaç kişi dolanıyor biliyorsun. Ama buraya senin soktuğun hançerden başkası işlemiyor. Abi nasıl yoruldum var ya. Her şey eksiksiz olsun diye sabahtan beri ayaktayım. Ya doğum gününde böyleyse biz bunların düğününde ne yapacağız? Gidiyorum Çetin. Nasıl gidiyorum? Bayağı gidiyorum işte. Nereye? Burası yerine oturdu nasıl olsa. Hem sen de... Uzakta unutursun belki. Of be. Nedir lan benim bu bahtsızlığım? İkinizin derdiyle uğraştım hep. Yaşlandıkça güzelleşiyorum işte. Siz bir de beni kırkımda görün. Engin. Biz hiç kırk olmayacağız hayatım. 35'imizde demir atacağız. Gitmek istemiyorum. Ya düşünsene Kemal. Bu görev ikimiz için de dönüm noktası olacak. Her istihbaratçının hayalini kurduğu bir kariyerin olacak. Ben bir işe başladım. Ve onu bitirmeden kariyer de yapamam çocukta. Tebrik ederim canım. Mutlu yıllar. Size getirmediler galiba. Teşekkürler, ben aldım. İnsanın sevdiğini bulması ne güzel şey. Kavuşursan güzel. Aslı benim okuldan arkadaşım. Adım... İzin izle. Selin. Ne konuşuyorsunuz? Kızım nasıl bakıyor bu? İçim bir tuhaf oldu. Nasıl bakıyor? Var mı sevgilisi bunun? Ne bileyim Selin. Git kendine sor, lisede miyiz? Evli mi yoksa? Sakın bak ölürüm. Ne? Gay mi? Taktın bu Karacabey denen adama. Kaç yıldır adamla ilgili ne bulduysan topladın. Sonuç elde var sıfır. Hayır, elimde bir hayalet var. Karaca Bey'in bütün işlerinin dönüp dolaşıp bağlandığı bir adam. Kara kutu. İsmi cismi belli değil ama her taşın altında o var. Onu bulacağım. Mutlaka bulacağım. İyi ki doğdun. Çok güzel, teşekkür ederim Meral. Mithat'a teşekkür etmen lazım. Kuyumcu tanıdık da onu diyor herhalde. İndirim yaptı da. Ne var?
Hepsi orada mı? Evet, hepsi orada. Yaş günü mü ne varmış o kızın? Takipte kalsınlar. Bizim de bir hediyemiz olacak onlara. Ben gidiyorum. Nereye? Nereye gönderirlerse. İsrail'deki göreve ya da varsa daha uzağa. Bunu mu istiyorsun gerçekten? Hayır tabii ki ama ne yapayım? Oluyor mu istediğim şey? Burcu, bu adamı yakalamak benim için çok önemli. Senin için neyin önemli, neyin önemsiz olduğunu anladım. Bu yüzden gideceğim. Telefonum çalıyor. Efendim Fuat. Bu gece mi? Emin misin? Tamam, nerede? Sağladım. Niye aramış Fuat? Bir şey duyarsan bana da haber ver demiştim. İhbar gelmiş polise. Bu akşam Marina'da hesaplaşma var. Kemal gitme. Aradığım adam belki de orada. Bu akşam her şey bitebilir Burcu. O zaman ben de geleceğim. Bekle. Buyurun prenses. Aslı. Aslı. Ne? Gel buraya. Bir gören olacak. Evlenmeyecek miyiz biz? Tamam. Eren, sana bir şey söylemem gerek. Buyurun, dinliyorum. Ama ciddi bir şey söyleyeceğim. Benimle evlenmeden önce öğrenmen gerek. Evlenmemize daha 15 gün var. Bu gece konuşmamız şart mıymış bunu? Evet. Hayır. Bak. Yepyeni bir sayfa açıyoruz hayatımızda. Bembeyaz bir sayfa. Anne bak. İyi geceler. İyi geceler. Ya. Hey. Kahve içmeye çağırmayacak mısın beni? Git ya. Nasıl utandım zaten. Ama kahvaltıya gelebilirsin. Börek isterim ama. Tamam. Ölünür mü ya? Hatırladın mı bu fotoğrafı? Elime bak. Nasıl sapsarı çocuk. Asıl senden ayakta zor duran Gazi. Oo! Nostaljiye bağlamışız. Bu muydu abi çok önemli diye çağırdın? Eski resimlere bakıp ağlayacak mıydık? Ağlamayacağız da. Kederliyiz biraz kardeşim. Gidiyoruz. Hayırdır? Nereye gidiyoruz? Bursa'ya gidiyoruz Çetin'le ikimiz. İstanbul bana yetti artık Eren. Her yeri bela. Çetin de sıkıldı zaten burada.
anlayacağın Bursa'ya göç ediyoruz. Çetin'e tezgah kurduk orada. Ben de elimi ayağımı çekerim buradaki bütün işlerden. Buradaki işleri de sana bırakıp... Bir saniye, bir saniye. Ne diyorsun babacığım sen? Eren anlatıyorum, anlamıyorsun oğlum. Gözümün içine bak. Şimdi söyle, nedir bu? Böylesi daha iyi Eren. Ne demek böylesi iyi ya? Bana soran yok mu hiç? Buraya kadar mı kardeşlik? Eren, saçmalama oğlum. Ben mi bozdum abi kardeşliği? Hani biz kardeştik? Hani hiç ayrılmazdık? Bizim kardeşliğimiz bitmez Eren. Ben siz gidersem biter. Kalk. Aç. Bu ne? Bak. Ben sensiz nereye giderim Eren? Nereye gitsen benimlesin. Sen benim canımdasın. Sen benim kardeşimsin. Çetin bana bu resmi sormuştu. Hatırladın mı? Göçüğün altındayken neler düşündüm ben? Kardeşlerim bensiz ne yapar dedim. Bir daha görebilecek miyim onları dedim Eren. Ömrüm gitti Çetin. Bu akşamlık yeter abi. Hepimiz çok yorulduk. Ölüyorum dedim ama... Eren'im geldi. Sen geldin Eren. Her şeyimiz tutmuş ya bu hayatta. Dokumuz da tuttu işte. Biz her şeyi bölüşmedik mi abi? Bende iki böbrek vardı, sende hiç yoktu. Onu da bölüştük. Kardeşim benim. Ben bırakacağım eve seni. Böyle araba kullanamazsın. Ver şu anahtarları. Ya niye inat ediyorsun abi? Ya versene Eren. Abi bak, benim böbreğimi taşıyorsan kıymetini bileceksin. Arıza çıkar. Atla sen de Çetin. Benim araba otoparkta. İyi geceler. İyi geceler. Ben Bursa'ya gitmeden senin şu ev işini de ayarlayalım ha. Ben bakıyorum abi o işe. Nasıl bakıyorsun? Bankadan kredi alacağım. Çalışıp ödeyeceğim herkes gibi. Herkes gibi ha? Enteresan. Enteresan tabii. Üniversitede değilim abi artık. Evlenip yuva kuruyorum ben. Hem sen de kendi yoluna gidiyorsun. Bundan sonra böyle. Yok canım öyle. Ne? Aslı haklıymış. Geçen gün konuşuyorduk da bir şey oldu. Mithat dedi... Mutlu olamaz hayatta. Evet, ikisi de arabadalar. Mithat ile Eren birlikteler. Her şey umduğumuzdan daha iyi gidiyor. Demirci Ali'ye ara bakalım. Buluşma yerine gelsin. Emredersin Karaca Bey. Efendim. Alo. Mithat.
Yarın demiştim, bu gece olmaz. Şimdi gidersem ters olur. Tamam Marina'da. Nereye gidiyoruz? Eren, benim küçük bir işim çıktı. İleride sağda indirsene beni. Olmaz abi, beraber gidiyoruz. Eren pişman etme adamı. Bırak beni, sabaha görüşürüz. Emin misin doğru ihbar olduğuna? Bakalım, göreceğiz. Hadi kardeşim, görüşürüz. Geleyim. Eren, uğraştırma beni. Benim işim uzun sürer oğlum burada. Tamam mı? Tamam. Hadi. Sakin ol. Sen kimsin? Demirci Ali nerede? Abim burada değil. Burada olması gerekiyordu. Plan değişti. Seni ben götüreceğim abime. Abi, marinada şüpheli yaklaşan bir kadınla bir adam görünmüş. Yalnız değil misin? Kuralı bozdun. Eren, ne işin var burada? Thank you.
iyi olacaksınız. Topla çabuk. Çabuk çabuk çabuk. Dayan dayan. Dayan. Polisler geldi. Mithat kaçıyor. Tamam. İş tamam. Teyzeciğim gelmene. Ben her şeyi hallediyorum. Aa, olur mu kızım? Düğün hazırlıklarında yanında olayım. Yarın geliyorum hayırlısıyla. Aslı, orada mısın? Buradayım teyzeciğim, buradayım. Ne oldu? Çok önemli bir sorunum var teyze. Ay çıldırtma da söyle. Eren yarın sabah kahvaltıya gelecek. Börek istedi. Ne yapacağım şimdi? Aman be kızım, korkuttun beni. Dert mi o? Mithat, konuşma, sus. Sus, konuşma. Bu yara ifla olmaz Mithat. Konuşma, sus. Kurtaracağım seni Eren. Aslı. Aslı sana emanet. Biliyorum. Kendini benim için feda et. Sevdin. İçine attın. Asıl kendini feda eden sensin Eren. Sensin. Bana canını verdin. Sen de benim için canını verdin. İyi olacaksın Eren. Mithat. Aslı'ya sor. Bu gece anne söyleyecekmiş. Eren.
abi, ne oldu? Eren. Eren, Allah'ım ne oldu? Eren. Eren, Mithat. Bir şey söylesene, ne oldu? Eren. Kardeşim. Canım kardeşim. Abi, kim yaptı bunu? Mithat, söylesene, kim vurdu Eren'i? Burcu'nun suçu yok. Adamın elindeki telefonu silah sandım bir an. Kemal'i doğru tutunca vurdum. Sürekli ateş ediliyordu. Çatışma altındaydı. İkinizin de meslek hayatı bitebilir. Farkında mısınız? Senin ne işin vardı orada? Bu devlet niye maaş veriyor bana? İşimi yapıyorum. Kim verdi sana bu görevi? Benim aldığım eğitim kötü adamları yakalayacaksın diyor. Neredeler peki? Hani? Teşkilatın bana inanıp arkamda durmadığı için ellerini kollarını sallayarak geziyorlar. Ama sonunda bu işi ben bitireceğim. Bana bak. Seni öyle bir yere atarım ki sokakta iş portacı kovalarsın. Bundan sonra kendi başına iş yapmak yok. Kalk gidelim. Kalk bulalım şu herifi. Canını ciğerini sökeyim onun, kalk. Sökeceğiz Çetin. Sökeceğiz ama onun kurtuluşu o kadar kolay olmayacak. Biz onsuz ne yapacağız? He? Biz aslında şimdi yetim kaldık değil mi Mithat? Yetim ailede yetim falan değildik. Üç arkadaştık. Koskocaman bir aile gibiydik. İlk geldiği günü hatırlıyor musun? Evet. Ahmet, bahçe bitlenmiş oğlum. Hadi gel temizleyelim. Ne oldu? Tırstın mı? Şişt, nereye gidiyorsun? Buradan çıkış yok. Nereye kaçacaktın? Arka tarafa gidelim. Dikkat etsene ya. Sen arkamda kal. Gelsenize. Ben Çetin. Bu da Mithat. Senin adın ne? Eren. Cebinde ne var? Onları korkutan neyse o var. Onu öldürenin bütün hayatını yok edeceğim. O yanındaki kadını, bütün sevdiği insanların canını teker teker alacağım. Bu gece ölmedim diye çok ağlayacak. Oradaydı. Kim oradaydı?
Bu kadar zamandır peşinden koştuğum adam oydu Burcu. Benim vurduğum adam mı? Hayır, onu kucaklayıp götüren. Yine çemberden kurtulup karanlıkta kaybolan adam. Ya bence sen artık her yerde onu görmeye başladın. Yani nasıl bu kadar emin olabilirsin ki? Ölümüne yaralanmış birini kurtarmak için kurşunların arasına girdi. Kucaklayıp gitti. Ne yüzünü gördük ne de bir kurşun değil. Eminim oydu. Adı Eren Güzelyurt, 28 yaşında. Olay yerindeki kan ona ait. Uzak mesafeden iki kurşunla vurulmuş. İlk kurşun uzun menzilli bir tüfekten. Ama ikinci kurşun Burcu'nun silahından çıkmış. Onu halledeceğiz. Sen raporu bizimkilere gönder. Sicil de tertemiz. Yetiştirme yurdunda başlamış, okuyup adam olmuş. Yani tesadüfen oradaymış. Öyle gibi. Ben adamı gördüm. Hiç bakkala gider gibi bir hali yoktu. Kim peki bu herif? Anlarız. Nasıl gelmiş buraya? Sabaha karşı acilin önüne kimliği belirsiz bir şahıs bırakıp kaçmış. Güvenlik kamerası var mı girişte? Bir kopya da sana aldım. Çok borçlandım sana Fuat. Kimse inanmasa da ben sana inanıyorum kardeşim. Sicilimi yakarım ama her zaman yanındayım, bunu bil. Kendine iyi bak. Birazdan otopsiye girecek. Cenazenizi rapor çıktıktan sonra alabilirsiniz. Haber verilecek size. Yalnız ifadenizi almamız gerekiyor. Cesedi otopsiye alalım. Tamam efendim. Kahvaltıya gelecektin her an.
Yine her şey çok güzel olacaktı. Mithat bundan sonra ne yapacak? Yıllardır ne yapıyorsa onu yapacak. Karaca Bey'in istediğini. Tüm polis baskını nasıl olmuş onu çözemedim ben. Nereden haber uçuyor bunlara? Sen ne kadar meraklı oldun Seyfi. Çok bilen az yaşar demedin mi oğlum? Saydın mı? Kere. Olur ya, bir kuruş eksik çıkar, fazla çıkar. Sonra köpeklere verirsin beni. Dün gece baskın yemiş Mithat. Bir şey oldu mu? Ona bir şey olmaz. Gidecek mi gerçekten? İzin verdin mi? Gidecek. Ama Mithat'la İstanbul'da başlayan maceramız burada bitmeyecek. Daha yolumuz uzun. Ali Demirci'nin kardeşi vurulmuş dün. Senden bilecekler. Boş ver. Ali Demirci'nin başında başka bir bela var. Karaca Bey aklına bile gelmez. Arıyorum, telefonun da cevap vermiyor. Ne oldu? Ne oldu? Eren'i benden kim aldıysa Allah cezasını versin. Ki Cihan da elim yakasında olacak. Ah kızım, ah kızım. Eren'in orada ne işi vardı Mithat? Eren'in o adamlarla ne ilgisi var? Bilmiyorum. Eren sizden habersiz hiçbir şey yapmaz ki. Gece nereye gideceğini söylemedi mi? Ah kızım. Ne olduysa polis çıkarır ortaya. Azıcık nefes alsa. Ben her şeyi öğreneceğim Aslı. Ne olduysa her şey çıkacak ortaya. Çetin sen burada kal. Bir ihtiyaçları falan olursa. Mithat. Eren artık yok mu? Eren hep içimizde yaşıyor aslında. Ama onu bizden kim aldıysa bunun hesabını verecek. Böyle bitmez Mithat. Eren öldü, gerisi umurumda değil. Demirci Ali yüzünden öldü senin can kardeşin. Ben o silahı tutan eli gördüm Karaca Bey. Tanıyor gibi konuşuyorsun. Daha önce de görmüştüm. Birkaç işte peşimde dolaştı, sıyırdı geçti. Ama bilmiyorum kimdir. Arar buluruz. Eren'imi vururken gördüm onu Karaca Bey.
Yanında da bir tane kaltak vardı. Benim canım kardeşimin kanını döktüler. O kanda boğacağım onların hepsini. Ulan söylesene, Mithat'tan gizlimiz mi var? Dün gece polise ihbarı yapan muhbir bir kadınmış. Mithat, dikkat et çevrene. Kadınlara dikkat et. Şekerini koydum. İşte bu. Bir şey görünmüyor mu? Bekle. Bak şimdi. Ben bu adamı tanıyorum. Yok artık. Karaca Bey'in ayak işlerini yapar. Ben onu bulurum. Ben de geleyim mi? Hani vurulan herifin ziyaretine gelen bir kadın vardı. Sen ona bir bak. Ayarlar da resmi bir ifadesini alsınlar. Tamam, hallederim. Kızı ben de görmek istiyorum. Söylerim, kaydederler görüşmeyi. Kemal. Ne zaman bitecek bu Karaca Bey'in macerası? Hazır mıyız Ahmet? Hazırız amirim. Kamera kaydı falan böyle mi icap ediyor? Kolaylık olsun diye efendim. Yoksa ifadeyi emniyette almamız gerekecek. Tamam teyze lütfen. Yeter ki bitsin bütün bu. Tamam kızım, tamam Aslı, tamam. Başlayalım mı? Olur. Eren Güzelyurt neyiniz oluyor? Nişanlımdı. Evlenecektik. Dün gece neden orada olduğu hakkında bir bilginiz var mı? Hayır yok. Eren'in silahla falan işi olmaz. O... Tamam Aslı, tamam. Gece en son ne yaptınız? Doğum günümdü. Gece eve bıraktı. Konuşsana lan! Konuşsana lan! Anlatsana lan! Adamı yol kenarında buldum. Kan revan içindeydi. İnsaniyet namını hastaneye götürdüm. Niye böyle kıtlaştın lan? Zamanında ufak tefekçilerden içeriye girmişliğim var. Sabıkadan bırakmazlar diye korktum. Polis bize inanır mı? Bana ne lan polisten? Anlatacaksın ne olduğunu. Kardeşim sen kimsin ya? Ali Kıran Başkesel. Geldin ahiret suali soruyorsun. İstereceğim lan sana herif. Polis! Anlatsana lan! Polis! Anlat lan! Polis! Bırak! Bırak! Neyi paylaşamıyorsunuz beyler? Şikayetçiyim Memo Bey. Beni darbe etti be. Neyine güvendin de dövdün adamı? Bak, şikayetçi oldu senden. Seyfi. Adamın tekini yata sıkıştırmış. Herif mahalleye gelmiş. Eren'i nerede bulduğunu, hastaneye nasıl götürdüğünü falan sormuş. Sonra da girişmişler. Polis miydi? Hayır değil. Nihat şikayetçi olmuş. Nezarete atmışlar. Mafya gibi değil ama derin devlet gibi diyor. Bayağı korkmuş. Derin devlet gibi. Bu benim aradığım herif olmasın? Neden o olsun? Nihat'ı resmi polis gidip sorguladı mı? Yok. E nereden biliyor Eren'i hastaneye onun bıraktığını? Benim bu herifle karşılaştığım ilk seferde de Nihat vardı bizim işimizde. Bizi takip etmeyen Nihat'ı nereden bilir? Nasıl bulur? Eğer adamın oysa ne duruyorsun Mithat? Git, indir karakol çıkışı. Öyle değil.
Hastaneden çıkarken gördüm. İzledim onu. Arabayla çıkacaktım tepesine ama olmadı. Ha beni kesmez diyorsun, kanım soğumaz. Ondan intikamım ağır olacak diyorsun. Yavaş yavaş. Her şeyi teker teker alacağım elinden. Ama önce eve bakalım. Kimdir, necidir? Nasıl yapacaksın? Hapishaneye bir uzatırsın elini artık Karıca Bey. Kardeşim benim telefon etmem lazım. Zamanı gelince edersin. Sen buraya. Geçmiş olsun. Telefon da edemedik. Bu gece buralıyız anlaşılan. Nezarette ilk seferim mi? Sen alışkınsın herhalde. Ne yapalım? Memlekette böyle polis olmasaydı... Ne varmış memleketin polisinde? Şimdi konuşturma beni. Konuşma o zaman. Konuşmayıp ne yapalım? Bak. Bir asker arkadaşlığı unutulmaz. Bir de mapus arkadaşlığı. Nerede yaptın askerliği? Niye attılar seni içeri? Ben hakkımı aradım. Kendimi burada buldum. Masumsun yani. Sen? Neyse, takma kafana. Dışarıda bir bekleyenin var mı? Yeter be kız hanım, sorguya çeker gibi. Anlaşılan sen sorgu görmemişsin. Allah bu aynasızların eline düşürmesin kimseyi. Hepsinin... Şşş. Ne oldu kız hanım? Babana mı sövdük? Hey hey, uzatma. Sağlama almışsın arkanı. Çık bakalım. Allah kurtarsın. Seni de. Sana bu kadar yıl özel eğitim verdi bu devlet. Niye? Mahallenin ortasında kavga edesin diye mi? Olayın ciddiyetinin farkında değilsin. Bu sefer farklı amirim. O gece vurulan adamın Karaca Bey'le bağlantısını tespit ettik. Niye delili bana getirip ikna etmiyorsun o zaman? Daha tam olarak olgunlaşmamıştı. Sen de olgunlaşamadın bir türlü. Hem gizliliğini hem gelecek operasyonları tehlikeye atıyorsun. Yukarıda birileri masa başına çekilmeni konuşuyor. Dikkatli at adımlarını bundan sonra. Herifi Bursa'dan soruşturun Karaca Bey. Ailesinde de polis olabilirmiş. Babası, kardeşi. Bursalı mıymış? Bursalıymış. Kızım. Alo. Aha.
Eyvallah. Seni içeri alan polisten kimlik bilgilerini istettim. Kimmiş? Mehmet Demir. Sarı çizmeli Mehmet Ağa yani. Çocuklara söyledim. Bakacaklar ne bulacağız. Bursa'ya da hemen haber iletirim. Kahredici güzel gözler. Çocuk ölümüne aşıktı herhalde. Ya çok şey biliyorsun ya da çok iyi oyuncusun Aslı. Ben de bunu öğreneceğim. Yardım et Mithat. Neler olduğunu, nasıl olduğunu anlamak istiyorum. Bunu sensiz yapamam. Sen bir şey yapmayacaksın Aslı. Nasıl dururum bir şey yapmadan? Eren'i aldılar benden. Hayallerimi yıktılar. Polisin söylediği yalanlarla yaşayamam. Neler olduğunu öğrenmeden uyuyamam Mithat. Kardeşimin önünde sana söz veriyorum. Katillerini bulacağım. Bu işte kimin parmağı var çıkartacağım ortaya Aslı. Ama sen de bana söz ver. Uzak duracaksın bu işten. Senden başka güvenecek kimsem yok. Güven bana. Haber mi var acaba? Thank you.
gece çatışmada ölenlerden biri. Denizde bulunmuştu. Kalbinden vurulmuş Harun Demirci. Abisi Ali Demirci uyuşturucu işindeymiş. Polis bugün bu olayla ilgili Aslı'nın ifadesini alıyor. Ben de bowlingde senin ifadeni alsam mı? Sıkıldım mevzudan. Gidelim hadi. Bu adamı tanıyor musunuz? Aslı. Dünya küçük. Hayır. Eren'le bir ilgisi mi var? Henüz bilmiyoruz. Peki Ali Demirci adını hiç duydunuz mu? Hayır, duymadım. Neden soruyorsunuz bana bunları? Nişanlınızın vurulduğu gece bu şahıs da orada öldürüldü. Adı Harun Demirci. Eren'in onlarla ne ilgisi olabilir? Yani bu insanlarla. Biz de onu araştırıyoruz. Eren Güzel Yurt'u Ali Demirci'ye bağlayan eksik halka kim? Kapatmayı sabah mı aldınız? Tamam, Z raporunu da bir getirdi, ona bir bakalım. Şu kuru yemiştin onun anlamda. Tamam. Onunla da bugün görüşelim. Buyurun, kime baktınız? Ne oluyor lan, kimsiniz siz? Çetin sen misin? Evet. Mithat'a söyle. Sevdiklerine dikkat etsin. Yıllardır senin adına mekan işletiyorum Mithat. Kimse cesaret edemedi böyle bir şeye. Kim bunlar? Bilmiyorum ama ben de korkuyorum. Eren'den sonra başka kimsenin acısına daha dayanamam. Sen de hemen bu akşam Bursa'ya gidiyorsun. Bursa'ya mı? Neden gidecekmişim Bursa'ya? Beni dinle. Mithat, ben Eren'in başına gelenleri öğrenmeden hiçbir yere gitmiyorum. Bu işi bana bırak. Ben Eren'i bizden alanların peşini bırakmayacağım. Hiçbir yere gitmiyorum dedim. Bak. Bir süre burada olmasan, Bursa'ya teyzenin yanına gitsen hepimiz için en iyisi olacak Aslı. Neden ama Mithat? Bana bir şey söyle. Polis gelip sana belalı heriflerle ilgili sorular soruyor. Etrafta saçma sapan şeyler oluyor Aslı. Ne oluyor? Benim bilmediğim bir şey mi var? Seninle bir ilgisi yok. Benim işlerim karışık biraz. Aslı gerginim. Çetin'i de Bursa'ya gönderdim. Nasıl yani? Kapattın mı buradaki işi? Oradan yeni bir yer almıştım. Çok önceden planladığım bir şey. Sizin düğünden sonra Bursa'ya yerleşecektim temelli. Kaçacaktın. Aslı ne olur git. Ben de Eren'le ilgili her şeyi öğrenip geleceğim zaten. Ben kaçmayacağım Mithat. Çabuk dışını al gel, nefis kahvaltı var. Sağ mı sol? Sol. Sağ diyecektim zaten. Sabah akşam sana kapı açmaktan yoruldum. İyi yapmışsın. Anahtarlık bulamadım artık. Ben hallederim. Burcu. Sana bir şey söyleyeceğim ama kızmayacaksın. Okey. Şu Aslı'ya birkaç soru da ben sormak istiyorum. Yani bu mesele kapansın gitsin istiyorum. Ondan sonra nereye istiyorsan gideriz. Önce duş sonra kahvaltı.
Çabuk. Günaydın. Günaydın. Senin adın ne? Emre. Evde usta falan mı var bugün? Yok. Sanki birileri geldi ama size değil demek ki. İyi günler. İyi günler. Seni tehdit edecek kadar kendini kaybettiyse her şeyi beklerim o heriften. Demirci ile umurumda değil Karıca Bey. Şimdi kimseyle uğraşacak zamanım yok. Sen benim işime bakmasan da ben senin işini ihmal etmedim Mithat. Senin Sivil'in babasını bulmuşlar Bursa'da. Konuşmuş bizim çocuklar. O da anlatmış. İyiyim baba, sen nasılsın? Ben de iyiyim oğlum, seni özledim. Koşturmaca baba işte, bir fırsat olursa geleceğim yakında. Annen de çok özledi seni. Peki baba, ben de çok özledim onu. Tamam baba, şimdi işim var, ararım ben seni. Ha, bir de arkadaşların geldi, seni sordular. Ben de verdim evin adresini, haberin olsun. Tamam baba, tamam, hadi görüşürüz. Aslında evi burası. Babandan başka kimmiş Bursa'da özlediğin? Yıllar önce kaybettim annem. Babanı bak iyi bir doktora göstermelisin. Göstermedim mi sanıyorsun? Başka bir doktora göstermen lazım o zaman. Karaca Bey işinden vakit bulabilirsen tabii. Kemal bak kızla konuştuktan sonra eften püften şeylere yeni ipucu buldum diye sarılmak yok. Gerçekten ikna edici bir şey bulmadıkça bu işin peşini bırakacaksın. Söz. İzcilik mi yaptın sen? Ayıpsın, oymak başıydım. Ben de. Temiz. Ben haklıydım. Bu kız bizi Karaca Bey'e götürecek. Kızın başında bir bela olduğu belli. Ama bu söylediğini destekleyecek ne var elimizde? Bana izin verin bulayım. Ne istiyorsun benden Kemal? 4 ay. Bana 4 ay süre verin. Kızın peşinden gidip her şeyi ortaya dökeyim. Nereye? Kız nereye gittiyse oraya. Benden buraya kadar. Ben de uygun göreceğiniz bir yurt dışı görev istiyorum. En kısa zamanda. İnebilir miyim? Durdur arabayı.
Sana 3 ay süre. Eğer Karaca Bey dediğin adam ve onun elebaşını bana getiremezsen seni masa başına alırım. Her şey ayarlandı. Tamamen gizli görevle 3 ay ortada yoksun. Gideceğin yerde sana eşlik edecek partnerin hazır. Nerede? Bursa. Ne zaman gidiyorum? Hemen. De geldin Aslı. Cevizi lokum getirdim, çayla yersin. Ne kadar mutlusunuz eniştemle bu fotoğrafta. Biz de Eren'le çok mutluyduk. Bitecek mi bu acı teyze? Bitmeyecek Aslı. Yalan mı söyleyeyim, bitmeyecek. Biter mi sevdiğini kaybetmenin acısı? Azalacak. Ama zamanla. Yavaş yavaş. Öyle hemen gidivermek yok değil mi kızım? Zaten istesen de bırakmam seni. Oo, güzel kızsın benim. Bilmiyorum teyze. Hadi hadi. Aa, şeker unutmuşum. Rahat bırakırlarsa kalırım biraz. Kimsin ulan sen? Kimsin? Ne zaman motor sesi duysan Kemal geldi diyorum. Sen de pencere kenarında öyle beklerdin o motorun sesini. Hatırladın mı mukaddes? Hayırlısıyla gelse derdin kazasız belasız. Allah'ım aklımı koru. Şimdi de hayalini görmeye başladım mukaddes. Ne kadar özledim serseri. Baba. Kemal, oğlum. Babam beni özlemiş diye mi geldi? Özel görevle geldim baba. Ben hala kötülerin peşindeyim. Thank you.
geldin abi. Ne haber Tuncay? Karacabey'in emriyle takipteyiz abi. Adam dün gece babasının evine geldi. Sabah da erkenden ayrılmış. Motorla çıkınca bizim çocuklarla hazırlıksız tabii. Yanlış olmaz, buluruz abi. Evi, barkı, babası nerede göster bana. Peki abi. Selamünaleyküm Mahmut. Bu adam Süleyman. Ne olsun vallahi, pazardan geldi. Geldi geldi, Allah'a çok şükür. Aslı. Kusura bakmayın, hatırlayamadım. Hatırlasanız sürpriz olurdu zaten. Yıllar geçmiş üstünden. Ortaokul. İsim? Kemal. Hatırlayamadım. Hadi eyvallah, iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Alo. Adamı buldum abi, ne yapayım? Yalnız mı? Yanında bir kadın var. Arkadaşım yanındaki. Çok samimi, arkadaş gibiler. Nasıl biri bu? Kumral, orta boylu, güzelce bir kız. Demek birlikte gelmişler. İndireyim mi adamı? O benim. Kızı indir.